yani nikotin olsun. Benim böyle şey çok el ve ağız alışkanlığı. Evet, burada bir sigara içenin pişmanlığını dinliyoruz. Evet, sigara içmek pişmanlıktır. Evet, sigarayı bıraktım. Ben elektronik sigaraya ihtiyaç duymadan bıraktım. Gerçekten de öyle bıraktım. Sen bırakamıyorsun yani. Falan filan diyen bir arkadaşımız. Gerçekten de o şekilde bıraktım. Sigaraya başlamış gizli gizli. Ve gizli gizli değil. Arkadaşım bir aydır beni arayıp sormadığı için, görüşemediğimiz için haberi yok. Gizli gizli sigaraya başlayan Ümit Subaşı. Erkan Tuncay'ın kılıç çekerken cebimden o halini çek. Kırmızı pantolonlu. Cebimden, kırmızı pantolonuyla görüyoruz. Cebimden sigarayı kılıçladığı yani anlarım. Arkadan güneş vurunca ekran neredeyse hiç gözükmüyor. Bu bir kötü dezavantaj olarak kaydediyorum notlarımın arasına. Kırmızı pantolonundan alıyor herhalde. Kırmızı pantolonu. Bu arkadaşları örnek almayın. Bunlar sigara içen insanlar. Bakın. Bu arkadaşı da sigara içmek. Yarın öbür gün bu da kanser yapıyor. Sigara içmek iyi değildir. Etmedi. En güzeli ceryanlı sigaradır. Abi versene ceryanı. Bana ceryanlı sigaram konusunda sürekli laf eden Ümit Bey ceryanlı sigarayı kaça aldın diye sormaya başladı. Ceryanlı sigara pişmanlık fakir değildir. Fakir işi ceryanlı sigara. Ceryanlı sigara efendim anın yani yoldayken akü bitebilir. Göt gibi kalabilirsiniz. Ondan sonra otlakçılığa başlarsınız. Evet, gördüğünüz gibi ateşinden. Bunlar sigara içenlerin bahaneleri. Öyle değil mi Ümit Bey? Bunlar doğal seleksiyon yoluyla ürettiğimiz işte bahaneler. İşte bir de buralar işte hep Almanya. Bak kilise, milise. Almanya'da yaşam çok rahat, çok kolay. Böyle birazdan şimdi havadan para yağacak. Topluyoruz biz onları, onunla geçiniyoruz. Böyle kuyumcudan pırlantaları çek. Bunlar bedava, böyle alıyorsun, Türkiye'ye götürüyorsun. Bak tabii ki, tabii. Ondan sonra Türkiye'ye gideceğim diyene şey veriyorlar. BMW, Mercedes, Audi ne istiyorsan onu veriyorlar. Gidiyorsun orada eşe dosta, köye, akrabaya artistik yapıyorsun. Ekmek fırını çek. Ondan sonra diyorsun işte biz Almanya'da böyle yaşıyoruz, şöyle yaşıyoruz diyorsun. Doğru mu? Evet. Öyle. Ekmekleri ve jigolaları çek. Yaşam çok rahat yani burada. Gökten yağan parayla geçiniyoruz. İşte ne yakalarsa şemsiye açıyorsun, çanta açıyorsun. Öyle zannediyor ya millet. Ucuz park yeri bulabilmek için Allah sizi inandırsın. 10 tur attık. 10 tur attık. Ya 10 tur atar mı insan ucuz park yeri bulabilmek için? Dayının kırmızı şapkasını al. Ümit'i çeker misin bir yerde? Ümit'in... Kro her yerde ha, evet diye. Bakın Türk krosu her yerde krodur. Almanya, Avrupa fark etmez. Bakın şöyle yandan beyaz çekiyorum. Göbeğinin kemerin üstüne taşan göbeği ve beyaz pantolonuyla. Abi. Türk krosu her yerde Türk krosu. İki telden almış oldu. Çakma Louis Vuitton kemeriyle. Muazzam işçiliği olan. Muazzam gerçekten. Louis Vuitton bile herhalde baktı. Evet Louis Vuitton bile vay be demiş. Böyle mi işçilik olur? Bu kadar şey yapan. Bu kadar sahte. Bu kemeri yapan arkadaş şu an Fransa'da Louis Vuitton'da çalışıyor. Evet. Sen bunu yapabildiysen daha neler yaparsın dediler. Demiş kendisi ve evet. Onu işe almış diye penaları bir rivayet var. Penaları çek abi. Pena dedikleri burada sokaklarda oturup içen ayyaş takımı. Pena diyorlar yani öyle gitar penası anlamında değil de. Değil mi? İzleyebiliyoruz mu abi? Havalar güzel ya. İzleyebiliyoruz her mu? Yok izlenmiyor abi bu sürpriz. Yok, ne direkt, çıkacağını bilmiyorsun. Ay, sürpriz direkt, sonlu. Direkt şeye mi atıyorsun? Happy End mi var? Happy End'li mi artık bilemezsin nasıl bir end olacağını. Ama iyi ki bir güneş açtı abi. Onun 20 derece olduğu anda şarjına evet tıktım tıktım olduğu anda. 3-4 gün sonra bir güneş açtı. Bir anda çarşı coşmuş. Vay anasına ya. Vay anasına arkadaşlar. Onu kes de yeni bir tane çekelim ya. Güzel bir tane çekelim. Ne koyarsan abi? Ben 32'lik koydum. Abi 32'lik. Onu kes de yeni bir tane çekelim. Şu anda 2,5 saat kayıt yaparsın bununla diyor. Yok artık. Evet. Akü gidiyor mu o kadar? Akü de 2,5 saat falan gidiyormuş dediklerine göre. Bakayım abi nerede onun aküsü? Aküsü içinde abi. Ha, her şey dahil mi? Her şey dahil i̇çinde, fiyatı. İçinde. Hepsi içinde. Her şey dahil fiyat. Kahvaltı, akşam yemeği, su sporları. Var mı alkol, kemer? Kemer de var mı kemer? Kemer de dahil. Oyun kilosu. Tek alışman gereken şu tutuş şekli. Kafam hep yarım kalıyor nedense. Tutuşa da alışamadım. Evet mesela Erkan'ın kafası sığmıyor ekrana. Niye? Çünkü kafası gözler girer herhalde. Bak. Kafası büyük olduğu için. Sırf gözler girer. Ekrana sığmıyor. Bu kadarcık bir alet. Ancak çapı o kadar oluyor. Evet sana bunun için şey almamız lazım. Legria Mini olmazsa direkt Legria X. Abi 350'ye evet. Bu kadar zaten ne bekliyorsun? Yani anca bu kadar. Bak burada da ne var? Saat Kulesi ve belediye binası. İşte bunlar hep turistik gezi. Bedavadan Almanya seyahati. Abi bisiklet var her yerde. He? Tabii burada insanlar hep bisikletle geziyor. Para yok. Biz de bisikletlere küfür ediyoruz. Niye yoldan gidiyorsunuz diye. Benzin pahalı. Benzin pahalı mı? Yok lan o kadar da değil. Benzin kaç lira lan? 1.16 idi dizel dün. Ne yapar? Şimdi Euro'nun şeyi de bir... Oha o ne lan? Yukarıya yazı yazmışlar. Ne oluyor lan? Mut.
Bak oraya mut yazmış. Adamlar mutlu abi. Abi sonuna lu mu gelecek onun? Abi adamlar çok mutlu ya, baksana. İnsanlar mutlu. Burası da bizim buranın meydanı. Bak kafa hala yarım çıkıyor ya. Kamerayı tutmaya alışamadım. Dur meydanı da alalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Önemli olan o. Arkadaşımız kameranın acemisi. Kameranın acemisi olduğumuz için. Evet, elime aldığım her şeyi tanırım normalde ama bu sefer tanıyamadım. Bu hemen bizim, alışayım. Bu bizim ya. Köyden değil. Ha? Bak burası da buranın meydanı. Gençler burada oturuyorlar. Öyle. İçiyorlar köpek. Marketten aldıkları içeceklerini. 50 cent içiyorlar. Değerindeki biralarıyla. Evet, dandik Alman biralarını içiyorlar. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Güzel bira satan bir en dükkana gidiyoruz. En güzel ama en pahalı. En güzel, en pahalı biraları satan dükkana gidiyoruz. Parası neyse vereceğim lan. Parası neyse veririz lan. Kim için alacak? Artık yapmayın. Kendim için alacağım. Yok, kimin için alacağım? Senin için mi alacaktım? Eve gidince bize lager birayı kitleyen arkadaşımız 50 centlik. Evet. Kendisi 20 avroluk biraları Samuel Adams'ları linç ediyor evde. Misafire 50 centlik bira kitleme. Benim evde 50 centlik bira olmaz. Ama tabii ki 80 centlik, 90 centlik, işte Paulaner gibi, Agustino gibi çok her yerde bulunabilen ucuz biraları misafire kitleyip kendime tüm craftlara ayırıyorum. Şuradan da ya. Kemal abimize uğrarız dönüşte. Nereye gidiyoruz? Biracımıza gidiyoruz. Biracının önünden geçerken de Ümit'le benim favori Hindistan'daki restorantım olan Taj Mahal'in önünden geçeceğiz. Şöyle de göstereyim kendisi. Adam yalnız, kraliçeden ödül almış. Adamla dalga geçtik biz ilk gittiğimizde. Bu nasıl tip lan falan filan dedik. İçerideki fotoğrafları gördük. Adamın Elizabeth'le fotoğrafı var lan. Kraliçe hangi Elizabeth'le. Elizabeth? Hangi Elizabeth? Sağ kolu. Hangi Elizabeth'le? Adamın İngiltere cidden bakalım dur. İngiltere Prensi Elizabeth. Dur bakalım. Kapı açıksa. Şurası. Girelim. Aa kaldırmışlar panayı. Oğlum bence fotomontajdır o. Yok lan adamın bayağı ünlülerle fotoğrafı var ya. Herif bayağı uzun süre İngiltere'de çalışmış galiba. Böyle İngiliz şarkıcı oyuncularla falan fotoğrafı var herif. Photoshop olmasa buna bir. Ha, Photoshop. Evet. İşte direkt bir Türk aklı. Kesin Photoshop'tur. Kesin Photoshop. Oğlum Türkiye'de köftecilerde bile dünya ünlülerle fotoğraf var. Hayır, herif büyük ihtimalle Londra'da bir tane şeyi vardı. En az 40 yılı var yalnız. Siyah herif, beyaz. Herifin büyük ihtimalle Londra'da falan. Elizabeth daha böyle çıtır mı abi? Elizabeth daha böyle çocuk yoğurma kıvamında. Neyse şimdi Schmidt gazete denen... Buraları kesersin inşallah bizim başımıza yazar. Nerede? Elizabeth'leri mi? Yoksa çok seniz bir ablamızdır. Neyse şimdi Schmidt gazetedeki bisikletçiye gidiyoruz. Neden bisikletli? Çünkü adam bisikletçi ve bira satıyor. Ne kapalı? Öyle demedi. Yok 4'te kapatıyor hafta sonunda. Cumartesi günleri 4'te kapatıyor onu biliyorum. Evet adı Mad Motion. Şu anda geldik önündeyiz. Şöyle bir dükkan. Burası aslında bir bisikletçi. İçeride çok güzel biralar var. Neden var? Çünkü bu adam bu biraları Almanya'ya getiren adamın kankası. Servus. Servus. Ich bedien mich. Gerne. Okay. Şimdi neler var? Bakalım. Çeşit az fakat çok gerçekten üst düzey. Ben güzelce bir alışverişim yapayım. Arkadaşlar bisiklet var. Malzemesi bakıyorlar arkadaşlar. Neyse ben kendime bir şey yapayım. Alayım. Aldıktan sonra neler aldım? Yeni bir Beaverton'lar gelmiş. Görüşürüz. Bu ne canım? Tıraş makinesi. Ümit Bey, kamera hangi şeyler için iyi kullanılabilir? POV'lar için iyi kullanılabilir olabilir mi? Yani point of view dediğimiz film tarzı için. Siz bu konuda tecrübelisiniz. Bir elini alıcırasana ya. Biz elini alıcırasana ya. Bir yaptı oraya gidiyor. Muhtemelen kesin couch çekimleri için. Evet. Ne kesin kaçta? Haben Sie noch was gefunden extra? Noch nicht. In 2 Minuten. Siparişimizi verelim bari. Neyse hadi görüşürüz. Veda edelim. Kamerayı kapatalım çünkü Ümit Bey'in niyeti başka yerlere varmaya başladı. Bu konuda sizden detaylı bilgi almak istiyorum yalnız. Casting Couch olayını daha sonra açacağız. Çok detaylı olarak kendisi üzerine konuşacağız. Kendisi Gang Bros ve Casting Couch konusunda üst Sam lisans Sarı yapmış oldu. Bir arkadaşımızdır. X-Hamster çok bozdu. X-Hamster'a şimdi yanlışlıkla girmiş. Eve hamster almak istiyormuş. Google'dan olaylar öyle başladı zaten. Hamster yazınca hamster burası almak isteğiyle başladım. Sonra kendimi Brazos'ta Johnny Zins'in kafayı yağlarken buldum. Onlar ne ya? Ben hiç bilmiyorum öyle şeyleri. Onlar ne abi? Bu arkadaş Nacho Vidal'ın eniştesi olur. Nacho Vidal hep belgesel, hep belgesel. Kayınçosu Nacho Vidal'dır. Onlar da belgesel değil mi abi? İnsan üremesi üzerine çekilmiş belgeseller değil mi? Beni öyle kandırdılar. Kandırıldı kalkıp.
Nacho Vidal, Nacho Vidal benim kayınçom olur. Kayınçom. Bir gün onu da çekeriz inşallah. Bir gün onu da çekip bizzat kaslı halini atacağız. Evet, atacağız. Neyse hadi görüşürüz.